Faizsiz evlilik kredisi gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde yaptığı açıklamalar ile yeni evleneceklere müjdeyi duyurmuştu. Evlilik kredisi başvuru süreci hakkında merak edilen bilgileri haberimizde bir araya getirdik. Haberimizi izlerken beğenip abone olmayı unutmayın. Eni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve başvuru süreci hakkında sorgulamalar hız kazandı. Evlilik düşünen çiftler için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 24 ay geri ödemesi 8 ay vadeli evlilik kredisi hakkında detayları. Evlilik kredisi kimlere verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesi 48 ay vadeli 150.000 lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası'nın faaliyetleri arasında çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir. Açıklamasında bulundu. Evlenme Kredisi için Kaynak Aile ve Gençlik Bankası Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek. Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak faizsiz evlilik kredisi ne kadar, kaç Türk lirası? Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay, 4 yıl, vadeli 150 bin Türk lirası devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak. Faizsiz evlilik kredisi şartları neler, Yaş siniri var mı? Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleriyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı. 125 binası Türk lirası evlilik kredisi geri ödemesi ve taksitleri nasıl olacak? 125 bin Türk lirası evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla gerçekleşecek. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek. İlk 24 ay yani 2 yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak. Vadesiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. SGK'ya borçlanma yapacaklar dikkat sigara ücreti ara zamla ilgili görüşmeler resmen başladı. Kurban Bayramı öncesi belirlenmesi beklenen yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan geçerli olacak. Yeni asgari ücretle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve yurt dışı borçlanması maliyetleri artacak. Hizmet borçlanmalarında maliyet artışından etkilenmemek için hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirlemek üzere çalışmalarına dün resmen başladı. Komisyon ilk gün teknik çalışma yaptı. Komisyonun Kurban Bayramı'ndan önce çalışmasını tamamlayarak yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor çalışanlar 31 Temmuz'dan itibaren ücretlerini yeni asgari ücret üzerinden alacaklar. Asgari ücretin artmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna SGK yapılan askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve yurt dışı borçlanması başta olmak üzere her türlü hizmet borçlanmalarının maliyeti artacak. Asgari ücret zammı ile ilgili tahminler %25-40 arasında değişiyor. %30 oranında artması halinde net asgari ücret 11.059 Türk Lirası, Bürüt asgari ücret ise 15.287 Türk Lirası olacak. SGK'ya yapılan borçlanmalarda prim ödemeleri bürüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen kazançlar üzerinden yapılıyor. Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor askerlik ve doğum borçlanmasında bir günlük en düşük prim tutarı olarak günlük asgari ücretin %32'si oranında, yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin %45'i oranında prim ödeniyor. Halen bir günlük askerlik ve doğum borçlanma primi en düşük 106.75 Türk lirası, en yüksek 800.625 Türk lirası düzeyinde bulunuyor. Askerlik borçlanmasında maliyet ne olacak? en yaygın olarak er ve er başlıkta geçen süreler ile yedek subay okulundaki süreler için askerlik borçlanması yapılıyor. Askerlik görevini sigortalı çalışmaya başlamadan önce yerine getirmiş olanlar, askerlik borçlanması yaptıklarında sigorta başlangıç tarihini öne çekebiliyorlar. Böylece daha erken emekli olabiliyorlar. Bu nedenle prim günü eksiği bulunmayanlar da askerlik borçlanmasını tercih ediyor. 18 ay askerlik yapan bir kişi bu sürenin tamamını en düşük primden borçlandığında halen 57645 lira ödeyerek 540 günlük askerlik süresini emekliliğine saydırabiliyor. Aynı kişi askerlik borçlanmasını 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra yaptığında ve asgari ücrete %30 zam geldiğinde 540 günlük askerlik süresi için 74938 lira ödeyecek. Askerlik borçlanması başvurusunu 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapan kişi 17293 liralık maliyet artışından kurtulacak. Doğum borçlanması maliyeti artacak. Doğum sonrası ücretsiz izin kullanan veya çalışmaya ara veren kadınlar her bir çocuk için boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmını borçlanabiliyorlar. Borçlanma hakkı 3 çocuğa kadar tanınıyor. Bir kadın bu şekilde 6 yıla kadar doğum borçlanması yapabiliyor. Doğum borçlanması normalde sigortalı çalışmaya başladıktan sonra boşta geçen süreler için yapılıyor. Bununla birlikte staj sigortası yapmış kadınlar da staj ile normal sigortalı çalışma arasındaki dönemde doğan çocukları için borçlanma yapabiliyorlar. Staj sigortası sayesinde bu şekilde borçlanma yapan kadınların sigorta başlangıç tarihleri, borçlanma yapılan süre kadar geriye çekildiği için daha erken emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Halen en düşük prim üzerinden borçlanma yapan kadın çalışanlar, bir çocuk için 720 gün borçlanma yaptığında 76.860 lira ödüyor. Borçlanmayı 1 Temmuz 2023 ve sonrasında yaptıklarında ise bir çocuk için 99.918 lira ödemek zorunda kalacaklar. Temmuz-Aralık döneminde doğum borçlanması yapanlar, asgari ücretin %30 zamlanacağı varsayımıyla bir çocuk için 23.058 lira, iki çocuk için 46.116 lira, üç çocuk için ise 69.174 lira daha fazla prim ödeyecekler yurt dışı borçlanmasında maliyet daha da artacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bir günlük borçlanma için halen en düşük 150.12 Türk lirası prim ödüyorlar. Gurbetçi bir ev kadını 5400 gün borçlanma için 30 Haziran'a kadar başvurduğunda 810.648 lira prim ödeyerek emeklilik hakkı elde edebiliyor. Asgari ücret %30 artarsa yurt dışı borçlanmasında bir günlük birim tutarı 195.15 TL'ye çıkacak. 5400 gün için 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra borçlanma yaptığında 1.054.000 lira ödemesi gerekecek. Başka bir ifadeyle 243.000 lira daha fazla ödeyecek yakın zamanda askerlik, doğum, yurt dışı gibi hizmet borçlanması yapmayı planlayan kişilerin maliyet artışından etkilenmemek için borçlanma başvurularını 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Videoyu beğenip ihtiyacı olana paylaşarak onların da bilgilenmesini saklayabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.